Kendinizi zaman zaman her şey daha farklı olsaydı diye düşünürken mi buluyorsunuz? Hayatınızın rotasını değiştirmek ve kontrolü elinize almak için bugün ilk adımı atın. Hayvel'in uzman klinik psikologlarıyla terapi yolculuğunuza kolaylıkla başlayın. Hayatınızın yeni bölümlerine Hayvel ile adım atın. Alo kayıt eşya bürosu buyurun. Bir saniye aktarıyorum. Herkese merhaba, hello, bonjour Kayıp Eşya Bürosu'na hoş geldiniz canlarım, bir tanelerim, badem sütlü lattelerim, şeker ilavesiz vişne reçellerim. Keşke olsa da yesek, aman Bu haftaki yersiz neşemi neye borçluyuz biliyor musunuz? Aylardır yatıp kalkıp yazamıyorum yazamıyorum öyle yapamıyorum böyle olduramıyorum diye koca yazı sürünerek geçirmeme sebep olan gösteriyi sonunda yapmama borçluyuz. Bunca yıllık hayatımda bir kere daha günü gününe çalışacağım ve kendimi strese sokmayacağım diye karar aldım ve bir kere daha hayat tarafından verilen yarrağımı çalışırsın ben seni göstereden önce tuvalette bir ağlatayım da şanımız yürüsün cevabıyla karşılaştım. Ha gösteri yaptık mı yaptık. Ne oldu ben bir kere daha kendimin ağzını yüzünü kırdığımla ve hayata ben senin yapacağın işi dediğimle kaldım. Neyse neyse canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Canın sağ olsun ben çekerim Evet tamam neyse hadi hop gelip ilk gösteri heyecanını paylaşan tüm bürosunun günlerine çok teşekkür ederim diyelim ve yeterince overshare eylediysek artık danışmanlık aşeğimize doğru buyurun geçelim şöyle hadi bakalım buyurun. Bu hafta fırsat bu fırsat siz sanat güneşlerinden gelen yaratım sancısı sorularını bir elden geçireyim dedim. Naçizane. Çok güzel denk geldi. Aranızda yazan çizen çok var. Sorularınıza bakınca anladım. Madem yapamıyoruz hep beraber yapamayalım diyerek bu özel bölümü sizler için hazırlamış bulundum. E ne demişler? Terzi kendi söküğünü dikemez belki ama başkasının söküğüne yıldırım mayruk kesidir. Ya işte öyle demişler. Ben demedim. Bir atasözü bu. Evet ustam çek ortaya bakalım. Güzel bir düz adam hatırlatması çek. Şöyle güzelinden. Şu anda dinlemiş olduğunuz podcast yayını komedi, toplum ve kültür başlığı altında şamatasına kaydedilmiştir. Dinleyenlerine profesyonel bir yardım sunmamaktadır delirmeyin. Kendini darda hisseden dinleyicilerin nerede yanlış yaptım diye düşünmeleri, net bir cevap bulamıyorlarsa gidip bir profesyonele sormaları büyük önem arz etmektedir. Onlar size söyler nerede nasıl yanlışlar yaptınız. Bana düşmez. Arz ederim. Kayıp Eşya Bürosu Genel Müdürü Özgeca. İlk sorumuz sevgili Leyla'dan geliyor. "Nefret edeceğim bir soru soracağım" demiş. İddialı bir giriş. Set yayınlandıktan sonra şaka yazmak kolay bir iş mi" diye sormuş Leyloş. Sevgili Leyloş. Öncelikle bir kere nefret çok güçlü bir kelime, çok ağır bir duygu. Nefret demeyelim. E, nefret demeyelim. Ama e, okuyunca gözlerimizi kaşıkla çıkarıp atma isteği uyandıran duyduğumuzda kulaklarımızı kesip balıklara yem etme. E, simiz getiren soru diyelim. Bu cümleyi böyle devirmeyi uygun gördüm bu sefer. Neyse yine de bu soru onlardan biri değil aşkım. Bu soru öyle bir şey, öyle bir duygu uyandırmıyor. Sizler için geçtiğimiz aylarda az da olsa maruz kaldım ve bahsettiğim bu duyguyu uyandıran soruların küçük bir listesini yaptım. Başlıyorum, şöyle başlıyor. Special'ı yeni bir şey yazmadan mı çektin? Şimdi ne yapacaksın? Boşa çekmişsin o zaman o special'ı. Niye çektin? İzlenmeler çöp olacak. Keşke hiç çekmeseydin. Boşu boşuna masraf etmişsin. Ne kadar harcadın? Nerede çektin? Sahneyi nasıl ayarladın? Birini mi tanıyorsun? Parayı nereden buldun? Neden çektin? Neden çektin? Neden çektin? Yenisini yazmadan neden çektin? İzlenmelerin çöp olacak. Seyirci unutacak. Kimse bile tanımayacak. Unutulacaksın. Evet bu sorular körpecik dimaların yetersizlik hissini tetikleyip Allah korusun bir gecede tık diye götürebilir. Fakat bize koyar mı lan? Bize koyar mı oğlum? Biz ömrümüzü vakfetmişiz self sabotaja. Biz biz içimize dinamitler patlatmışız. Bu kız kaçıranlar bize koyar mı oğlum? Siz bizi ne zannediyorsunuz lan? Biz bu podcast'i niye yaptık? Nedir bu kayıp eşya bürosu nedir? Halkın kendi kendini dövmesidir ve hemen akabinde de kendi omzundan öpmesidir. Hayret bir şey. O yüzden Leyloş hayır kolay değil aşkım. Vallahi kolaysa bile bilmek istemiyorum. Ne yapacağız bilip Allah'ın seversen? Biri herhangi bir şey hakkında çok kolay iş iki dakikada halledersin dediğinde daha mı iyi oluyor? Daha mı iyi oldu şimdiye kadar? Bu büroda hepimiz ha He, o zaman okey tamam madem deyip gödümüzü yayıyor ve yarınlar yokmuşçasına e, sikim sonik bir dizinin 8 sezonunu birden 3 gün içerisinde oturup izliyoruz. İzlemiyor muyuz? Haksızsam haksızsın deyin. Sonra ne oluyor? tabii ki o işi iki dakikada halledemiyoruz ee, ve herkesin iki dakikada hallettiğini düşündüğümüz için bir gerizekalı olduğumuzu sanıyoruz ve geceleri uykuları gençliğimizi kendimize haram ediyoruz haram. Bu kavgada kazanan HBO yapımları oluyor. HD film cehennemi oluyor. Başka da hiç kimse de kazanmıyor bu kavgada. Biz beyin fırtınasına askılı atletle yakalanmaya devam. Kardeşlerim yarın öbür gün doğal seleksiyonda avantajdır... ...bakmayın diyelim ve adeta self-sabotajımı övelim... ...ne biçim bir cevap oldu ben de takip edemedim... Ee, ...neyse inşallah birinin işine yarar değil mi? İkinci sorumuza geçmeden midrollümüzü buraya alalım... ...midroll neydi? Midroll sevgiydi... ...emeksi programın ortasında giren... ...reklamdı, paraydı, kaşeydi... virosunun gülleri sizler için geliyor. Kendinize verebileceğiniz en cesur hediye iç dünyanızı güvenli bir alanda, yargılanmadan keşfedeceğiniz bir yolculuktur. Hayvel -Well, uzman klinik psikologlarının eşliğinde bu yolculuğa çıkarken, POD10 kodunu kullanarak tüm seans paketlerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Hayvel -Well ile başka bir hayat mümkün. Merhaba ben Cem. 27 yaşındayım ve ses haklarımı POD diye sattım. Onlar da yapay zeka sesimi kullanarak böyle bir podcast yapmaya karar verdi. Şaka şaka. Sadece film izlemiyorum adlı podcastinde izlediğim filmlerden ve bana ilginç gelen her şeyden bahsedeceğim. Podbi ile beraber hazırladığımız, filmleri konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz ve saçma depresif şakalarıma ve harika konuklarıma maruz kalacağınız bu podcast'e hoş geldiniz. Evet, Gerisin geri büromuza geldik. Çişimizi yaptık, suyumuzu içtik. İkinci sorumuz Varşova'dan geliyor. Evet yanlış duymadınız. Polonya Varşova'dan soru gelmiş. Cansu sormuş. Özgem demiş. Ben yazamıyorum artık. Eskiden çok güzel yazıyordum. Öyküler yazıyordum, oyunlar gırla gidiyordu. Şimdi oturup da iki kelimeyi yan yana getiremiyorum. Çevrem çok değişti. Hayat beni yaban ellere taşındırdı. Artık buraların havasından mı, yığıranç suyundan mı bilemiyorum fakat asla yazamıyorum. Her cümlem bayat geliyor. Her hikaye sanki yazılmış gibi hissettiriyor. İçimdeki orijinali bulamıyorum." demiş. Evet. Cansu Mala e, öncelikle geçmiş olsun bir tanem. Kim bilir nasıl zorlandın o yaban ellerde. Gün geldi şişeyi kafana dikip kana kana su içmek istedin. Fakat aldığın su gazlı çıktı midene kadar bir kere de. indi aktı gitti lavabo aç gibi. Gün geldi kahvaltı varmış diye sevinerek gittiğin kafede kahvaltının ekmek üstü margarin olduğunu gördün. Yine de yemek zorunda kaldın el mahkum. Sorarım sana kim yazabilir böylesi bir ortamda? Böylesi bir ortamda kim bir yaratıcı süreç başlatabilir? Ben bu soruyu internete de sordum. Polonyalı ünlü yazarlar kimlerdir dedim. Novaklar, Martinekler, Borowskiler, Kubowskiler arasında kaldım. Bir tanesini bile tanımıyorum ya. Ne görmüşüm ne okumuşum. Yeterince iyi olsalar bir şekilde duyardık diye düşün Yekta kopan falan bir hikayesini bir şey paylaşırdı en azından. Ne bileyim hiç duymadık. Polonyalı iyi yazar demek ki yok. Biz duymadıysak yok. Olanda kim bilir hangi savaşta öldü, Gitti yazdıkları yandı bitti kül oldu öyle değil mi? Onu da bilemeyiz. Çok çok acılar çekmiş bir ülke Polonya. Bilemeyiz. E, demek ki Polonya'da yazılamıyor. Polonya'da edebi bir üretim gerçekleşemiyor. E, peki ne yapacağız? Kabul miyiz bu durumu? Varşova'yı terki diyar mı eyleci? Hayır. Öncelikle hemen bir göz doktoruna görüneceğiz. Bazen yazar tıkanıklığı zannettiğimiz şeyin ilerleyen göz numarası olduğu ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Ben de çok şaşırmıştım. Göz doktoruna gittikten sonra da yazamadığımız için oturduğumuz yerde kahrolmaya bir son vereceğiz bürosunun gülleri. Kalkıp dışarıda kahrolacağız. Kahrolmak cepte ona çağrı yok. Ben şimdi size burada umut tacirliği yapacak halimde yok tabii ki. Hayal satmayacağım sizlere yani hayır. Bakınız ne diyor Frederick Nietzsche Yürümenin Felsefesi adlı kitabında. Bu kitap Nietzsche'nin değil de Frederick Gros'un içinde Nietzsche'nin sözlerine yer. Çok insan var bu kitabın içinde alın okuyun. Bakınız ne diyor Frederick Nietzsche mümkün mertebe az oturmalı, açık havada yürürken doğmayan, şenliğine kasların da katılmadığı hiçbir düşünceye güvenmemeli diyor ve bizleri yürümeye, yürüyerek üretmeye davet ediyor. Ve devam ediyor. Ön yargıların hepsi bağırsaklardan gelir diyor. Yani bu ne demek? Sıçamazsan yazamazsın demek benim anladığım bu, bu cümleden yazamamak bir nevi kabız olmaktır diyor. O zaman ne yapacağız Cansum? Eşimize dostumuza söyleyeceğiz. Kendimize kuru erik, kuru kayısı gönderteceğiz. Kolilerle Varşova'mıza turşu suyu tüketeceğiz. Şalgam suyu içeceğiz. Oralarda da bulunabilir bu arada gurbetçi marketlerinde. Ve Nietzsche şu son cümleyle e, bitiriyor tavsiyesini. Kutsal tine karşı işlenen esas günah yerinden kıpırdamamaktır diyor. Tüm tuşlara basmış valla Zerdüş Başkan değil mi? Yürüyün yayın için dua edin demiş ki çok sonradan film de yapıldı diye biliyorum. Julia Roberts ve Javier Bardem içi oynuyordu gibi. Evet hiçbir şey olmasa bile içinde şu kadarcık ahiret inancı varsa Cansu'm günaha girmemek için çıkar yürür yazarsın bürosunun gülü. Yok orijinal değilim. Yok her şey yazıldı. Bunları geçiniz kardeşim. Bunları geçeceğiz ya. Bir kere de ben yazacağım diyeceğiz. Sen o hikayeyi yanlış anlattın kardeşim diyeceğiz Tolstoy'a belki. Belli değil. Haddimizi aşacağız. Kendimizi bir bok sanacağız. Ben bazı geceler ciddi ciddi şunları düşündüğüm oldu. Bakın burada da itiraf ediyorum size. Diriliş daha akıcı yazılabilirdi bence. Tolstoy bazı yerleri kesip atabilirdi. Yazar olarak bazı yerlerle vedalaşamadığını düşünüyorum. Tutunamayanlarda daha çok virgül kullanılabilirdi. Daha çok virgül tutunamayanları daha az tutunamayanlar yapmazdı bence. Hakkari'de yaz mevsimine de bir şans verilebilirdi. Bilmiyorum. Bunlar benim fikirlerim. Haydi bakalım göreyim seni cansım. Hafta sonu güneşli gözüküyor. Varşova'da ona da baktım sizler için. Çıkıyoruz önce bir göz doktoruna görünüyoruz. Sonra oradan ulusal müzeye kadar vuruyoruz. Yürüyoruz vardır oranın da bir ulusal müzesi. Her yerde olan bir şey ulusal müze. Sanat sepet görüyoruz. Kafamızı birazcık dağıtıyoruz. Yine dünyanın dört bir yanına yetiştiğimiz bir bölüm oluyor. <laughs> Hadi bakalım geldik son soruya. Evet. Serdar yazmış. Abla selam. Her bölümde de bir ablacımız oluyor değil mi? Ne güzel. Abla selam ben de stand up yapmak istiyorum ama nereden başlayacağım bilmiyorum. Kimseyi tanımam etmem. Yazdıklarım seyirciye geçer mi? Ondan da emin olamıyorum. Sana yollasam bir okur musun demiş. Aman. Aman 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 aman. Çocuklar sakın. Sakın. Sakın hiç kimseye hiçbir şey yollamıyorsunuz. Aman diyeyim. Zaten kimse okumuyor. Okusa bile verdiği, söylediği şeylere sakın güvenmiyorsunuz. Aman diyeyim. Çoğu şaka kağıt üzerinde komik değil bir kere bu bir. İkincisi kağıtta komik olsa bile sahne üzerinde komik olacağının garantisi yok. Bu da iki naçizane deneyimlerin bu yönde yani son 4-5 senede. Hmm, çok parlak değil ama sen yine de sahnede bir dene. Dediği şaka reaksiyon alınca devcileyin bir göte dönüşen ne komedyenler gördü bu gözler. Abi çok iyi mutlaka yap seyirci sever böyle dark şeyler. Denen şakada sessizliği de duydu. Ha kulaklar. Sessizlik duyulabilen bir şeymiş arkadaşlar biliyor muydunuz? Ama onun da tadı bir başka oluyor onu da söyleyeyim. Seyirciye ne geçiyor ne geçmiyor. İnanın bu konuda hiçbir bilgim yok. Ee, ben çok sağ solu belli olmuyor seyircinin. İn i̇nsan o da neticede. insanlar hakkında da fikrimiz belli. İnsanlık namert, insanlık puşt. Ayık mı, içmiş mi, flörtünü mü getirmiş, kavga edip mi gelmiş, zorla mı getirilmiş bilemiyorsun ki. Seyirciyi bilemezsin. Seyircinin canı ister güler, canı istemez gülmez. Sen... Sen de denemeye devam edeceksin. Ablasının. Dayak yiyip yiyip geri döneceksin o açık mikrofonlara. Senin başka yolun yok. El açacaksın, dua edeceksin, yakaracaksın Allah'a, kutsal tine. Dizlerinin üstüne çökeceksin. Diyeceksin ki sen soktun, sen çıkar. Ya Rabbül Alemin diyeceksin. Hızır'ı çağıracaksın. Melekleri ve diğer herkesi. Ve tüm bu manyaklığa girebilmek için bir akşam ceketini alıp bir açık mikrofon gecesine gideceksin. Oturacaksın orada. Kendine bir bira söyleyeceksin gözüne kestirdiğin bir iki kişiyi dikkatle baştan sona izleyeceksin ve içinden kendine şunu diyeceksin. Bu mal yaptıysa ben de yaparım. Her stand bu cümleyle başlar biliyor musunuz? İşte bu kadar basit. Evet bu haftalık bize ayrılan sürenin sonuna geldik bir tanelerim. Haftaya aynı gün aynı saatte buluşmak üzere ki mesela o gün hangi gün onu da bilmiyoruz. Çarşamba yaptık en son takip ettiniz mi bilmiyorum. Manyak ettik sizi de iyice. Hakkınızı helal edin ne diyeyim? Soru ve sorunlarınız için gelsin Insta diyamlar. Bendeniz Kayıp Eşya Bürosundan Genel Müdür Özgü Özel. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Hayvel terapi yolculuğunuzu hem siz hem de çevre için daha sürdürülebilir ve tasarruflu hale getiriyor. Yolda geçirebileceğiniz zaman da size kalıyor. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indirerek 1200 aşkın klinik psikolog arasından size en uygun olan uzmanlarla ücretsiz tanışabilir ve terapi sürecinize güvenle başlayabilirsiniz.